Herkese selam Teknoloji Oku takipçileri. Yeni bir kamera karşılaştırma videosuyla beraberiz. Elimde Samsung'un yeni A serisinden telefonlar var. Sol elimde Samsung Galaxy A55, sağ taraftaysa Samsung Galaxy A35 bulunuyor. Bu iki cihazın da kamera özellikleri birbirine oldukça çok benziyor. Zaten ayrıca kanalımızın içerisinde her iki cihazın da farklı kamera testlerini bulabilirsiniz. Bu iki cihazı bir de karşılaştırmak istedik. Yan yana görmenizi istedik. Eğer cihazı alırken A serisini hangisini alsam diye kafanız karışıyorsa ve sizin için kamera oldukça önemliyse bu videoyu izlemenizi tavsiye ederiz. Arasında çok fazla bir fiyat farkı yok. O yüzden belki tercihleriniz değişebilir. Şimdi dilerseniz her iki cihazın da teknik detaylarına kısaca bir göz atalım. Aynı zamanda sonrasında fotoğraflar ve videolara geçeceğiz ve karar aşamasını beraber gerçekleştireceğiz. Şimdi dilerseniz teknik detaylara gelelim. Cihazın her ikisinde 50 megapiksellik bir ana kameraya sahip olduğunu söyleyebiliriz. İkinci kamerada ise Samsung Galaxy A35'de 8 megapiksel, Samsung Galaxy A55'de ise 12 megapiksellik bir kamera çözünürlüğü bizleri karşılıyor. Üçüncü kamerada ise her ikisinde ise 5 megapiksellik bir çözünürlük bizlerle. Ön tarafa baktığımız zaman Samsung Galaxy A35'de 13 megapiksellik bir kamera çözünürlüğü bizlerleyken Samsung Galaxy A55'de ise 32 megapiksellik bir çözünürlük bizlerle. Her iki cihazın da ön ve arka tarafında 4K 30fps'e kadar bizlere çözünürlük sunduğunu söyleyebiliriz. Cihazın modlar tarafına bakacak olursak da Pro Mod, Pro Video, Gece, Yiyecek, Panorama, Makro, Ultra Ağır, Ağır Çekim, Hiper Geçiş ve Tek Çekim gibi modlar bulunuyor. Dilerseniz bunları tercih edebilirsiniz. Ama ekstradan bir farklılık yaratmak istiyorsanız Samsung Galaxy A55 modelinde çift kayıt modu bulunuyor. Bu modu bildiğiniz üzere biz ekstradan vlog tarafında kullanıyoruz. Hem önü hem arkayı çekebilen bir kamera Samsung Galaxy A55'te bulunuyor. Fakat Samsung Galaxy A35'te bulunmadığını söyleyebiliriz. Şimdi dilerseniz fotoğraflar ve videoların karşılaştırmasına geçelim. Ardından tekrar burada olacağız ve ikisini de değerlendireceğiz. Şu an her iki cihazın da ön kamera testindeyiz. Ön kamerada 4K 30fps çözünürlüğünde video çektiğimi belirtmek istiyorum. Renklerin doygunluğu tarafında Samsung Galaxy A35 daha doygun gösteriyor ama cildimdeki lekeler çok belirgin ve bunu sevmedim. Samsung Galaxy A55'te ise her ne kadar pürüzsüzlük modu açık olmasa da yüzümdeki lekeler biraz daha az göründüğü için daha çok sevdim. Ses kalitesi de bu şekilde. Umarım hoşunuza gitmiştir. Şöyle döndüğümde ise ters ve düz ışıkta böyle görünüyor. Nasıl buldunuz ön kamerayı? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Şimdi ise geldik karşılaştırmaya. Eminim fotoğrafları siz de gördüğünüzde aslında çok fazla birbirine benzediğini düşündüğünüzü düşünüyorum. Çünkü ben aralarında fotoğrafları ayırt etmeye çalışırken gerçekten zorlandım. Tabii ki bazı farklılıkları bulunuyor. Mesela neler? Samsung Galaxy A35'te renkler birazcık daha bana sıcak geldi açıkçası. Samsung Galaxy A55'te ise renkler birazcık daha soluk ve daha gerçekçiydi arkadaşlar. Bir kapı fotoğrafı vardı. Bu kapı fotoğrafı sizlerde karşılaştırdığınızda ben en ince ayrıntısına kadar baktığım için birazcık detaya girdim ve orada böyle gün ışığı vurduğunda güneş kapının kulbuna yansıyordu ve en doğru olan gerçekten de oydu. O yüzden Samsung A55 bir tık daha Samsung A35'ten önde olduğunu söyleyebilirim. Video tarafına bakacak olursak videoda ben Samsung Galaxy A55'i birazcık soluk
soluk buldum. A35'te ise renkler daha da uygun, daha sıcak olduğu için tabii ki farklılıklar vardı. Ama kısaca ana kamerayı özetleyecek olursak her ikisini de beğendim. Her ikisi de bence iyi sonuçlar çıkarmıştı. Ama daha gerçekçi olan hangisi diye soracak olursanız Samsung Galaxy A55 tabii ki A35'i solladı diyebiliriz. Ama çok çok küçük nüanslarla. Aradaki detay tabii ki sizlerin karşılaştırması ve değerlendirilmesiyle sonuçlanacak. Portre moduna gelecek olursak hem ön hem arka kamera da hoşuma gitti. Ama bir önceki bu cihazları ayrı ayrı değerlendirirken de bahsetmiştim. Bir kedi fotoğrafımız vardı. Bu kedi fotoğrafında yakınlaştırdığımız zaman her iki cihazda da keskinlik maalesef tam net değildi. Ama fotoğrafları karşılaştırdığım zaman neden bilmiyorum Samsung Galaxy A35'in portre modu daha hoşuma gitti. Belki de çekimdendir ama ellerimi oynatmadığıma da oldukça eminim. A35 portre modunda beni daha çok cezbetti diyebilirim. Tabii ki değerlendirme size kaldı. Aşağıda bunu da belirtmeyi unutmayın. Cihazın her ikisi arasındaki illa bir fark arayacak olursak Samsung Galaxy A55'te çift görüntü modu da var arkadaşlar. Bu mod sayesinde vlog çekimleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Hem önde hem arka kamerada çekim yapabiliyorsunuz. Her iki cihazın da değerlendirirken aynıydı. Sizler fotoğraflar ve videoları gördünüz. O yüzden hangisini seçtiğinizi aşağıda belirtmeyi unutmayın. Benim tercihim Samsung Galaxy A55 oldu. Renkler daha doğru, daha net geldi benim açımdan. Ama Samsung Galaxy A35'te ise biraz daha doygun ve biraz daha sıcak renkler bizlerle beraberdi. Tabii ki kişinin tercihine bağlı. Ben doygun sıcak renkleri de seviyorum ama karşılaştırma yaptığımızda gözüme ve estetiğime Samsung Galaxy A55 daha hoş geldiğini belirtmek istiyorum. Peki sizler nasıl buldunuz? Tekrar aşağıda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.